Herkese merhaba. Beykent videomuzu izlediyseniz yanımdaki kişi kardeşim oluyor. Zaten biliyorsunuzdur. Beykent'te okuyor. Bugün bu videoyu çekme amacımız ilk videoda çok sorulan soruları cevaplamak istiyoruz aslında bu videoda. Ben birçok şeyi hani anlattığımı zannediyorum ama birçok şey aslında anlatmamışım. Ben hiç bu kadar hani soru sorulacağını zannetmiyordum. Ama tabii ki hani yardımcı olacağım dediğim için herkese yardımcı olmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Hani gelip bana diyorlar ki ne bileyim mühendislik bölümü nasıl? Ya ben ne bileyim mühendislik bölümü nasıl? Onu da kendin araştırıp hani öğreneceksin okullarda. Daha benim cevaplayabileceğim soruları bana sorarsanız daha mutlu olurum. Diğer önceki videomuzun altına yazdığınız genellikle sorulan soruları bir kağıda yazdım ben arkadaşlar. Kardeşime soracağım, sizin için cevaplamasını isteyeceğim. Ben de elimden geldiğince aslında sorularınızı cevaplamaya çalıştım ama bir noktada yetemedik aslında. Çünkü kardeşimin okuduğu bölümle alakalı sorularınızı zaten kardeşim cevapladı. Hem yorum üzerinden hem de kişisel Instagram üzerinden inanılmaz DM geldi. Yani yorum sayısından çok kardeşime DM geldi. Tıp bölümü nasıl, gazetecilik bölümü nasıl, hemşirelik bölümü nasıl gibi gibi bölümleri sorduğu için bizim o konuda hiçbir bilgimiz yok. Sonuçta biz o bölümleri okumadığımız için bilgimiz yok. Hani iyi desek de kötü desek de sizi yanlış yönlendirmek istemediğimizden aslında cevap veremiyoruz. Yoksa iyi bölüm, kötü bölüm demek çok kolay aslında cevap vermek. Bilmiyoruz. Bir de şöyle çok aşırı böyle çok soru geldi. Yani şu an sallıyorum ne bileyim. Mesela Yeditepe Üniversitesi'nin mi tıp bölümü daha yoksa sizin okulun tıp bölümü? Ben bunu bilmiyorum. Karşılaştırma yapamam. Bu senin internetten hani araştırıp bulabileceğim bir şey. Böyle sorulara da kesinlikle cevap veremiyorum maalesef. Çok da üzülüyorum. Ama iki kişi kendi okuluma kazandırdım. İki kişi yani cevapladığım sorularla. Evet. Benim okuluma yazmış. Çok mutlu oldum o yüzden. Okulumda yanına gelmelerini ister misin? İsterdim tabii. Ama acaba hani aynı kampüs istemiyoruz onu da bilmiyorum. Zaten bu videoyu izliyorsanız Beykent kazanmışsınız demektir yani. O yüzden başlayalım. Tamam. Beykent Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda part-time çalışma imkanımız var mı? Üniversite içinde olarak sormuş. Part-time okulun içinde kafeler var. Yani çevresinde kafeler var. Alışveriş merkezleri var. Oralarda kesinlikle çalışabilirsiniz. Bu yani evet part-time çalışabilirsiniz. Ki benim, peki üniversite dilerim. Benim çalışan arkadaşlarım da var. Yani çok da rahatlar. Kolay da iş kolay evet aslında. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla İstanbul bu konuda yardımcı oluyor öğrencilere. Evet. Part-time kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Peki sen biliyor musun? Üniversite içinde part-time çalışma alanı var mı? Kütüphane olur, başka bir yer olur. Bu konuda bilgim var mı? Bu konuda bilgim yok ama büyük böyle şeyler vardır tabii ki. Yani okul öğrenci için çalışıyor. Sizin tabii ki hani maddi bir durumunuz düşükse, para ihtiyacınız varsa kesinlikle sizi okulda bir yere sokarlar. Ya da tanıdıklar varsa etraftaki kafelere sizi sokabilirler yani. Anladım. Aslında en çok sorulan sorulardan biri bu. Beykent'te kampüs hayatı nasıl? Çok merak ediliyor bu. Yıllık olarak gittim kampüste yorum yapabilirim. Tabii ki de bir İstanbul Üniversitesi kadar büyük bir alanımız yok yani. Ama tabii ki de bir kendimize ait alanımız var. Çok güzel teraslarımız var, oturma yerlerimiz var dışarıda. Kampüs hayatı çok güzel yani. Böyle hiç tanımadığınız insanların yanına gidip muhabbet edebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Yani bilmiyorum ben kendi okulumu diye hani övmek istemiyorum ama öğrencileri çok tatlı. Böyle hani özel üniversite, para göz, işte ne bileyim şımarık insanlar değil. Yani tabii ki istisnalar vardır ama çoğu insan öyle değil. Yani kampüs hayatı çok tatlı, çok neşeli. Böyle. Peki herkesin özel üniversite deyince öğrencileri hakkında, okuyanların hakkında hep bir ön yargısı var. İşte oraya özel üniversiteye zengin olanlar gidiyor. İşte şımarıklar var mı? Ne bileyim her gün. İşte herkesin aklında olan sorular aslında. Ben burada linçlenmek istemiyorum da. Yok, böyle doğru. Tipler var mı? Yani herkesin aklında bu soru vardır diye düşünüyorum. Ben de sorayım kardeşime. Siz de merakınızı gidermiş olursunuz. Yani bu ama yok yani öyle. Tabii ki de çok zengin olanlar var. Ama hani bu zenginliği gösteriş olarak kullanmıyorlar yani. Sonuçta hepimiz orada okula gidiyoruz. Hepimiz arkadaşız yani. Aynı şartlardayız. Yani o fazla para vermiş okula sen az para vermesin gibi bir şey yok. Hepimiz orada okumaya gidiyoruz. Yani böyle şeyler kesinlikle yok. Ya da ben karşılaşmadım. Ki yani çok arkadaşım oldu Beykent'te ve öyle hiç kimseyle tanışmadım ben. Kesinlikle bu önyargınızı silin yani. Öyle şımarık, sizi ezen insanlar. Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Bunu kesinlikle diyebilirim. Yok öyle, öyle bir önyargı da yok aslında yok, değil mi? Ha, başka okullarda var mıdır bilemiyorum arasını. Ama Beykent'te yok tabii ki. Tamam. Beylikdüzü kampüsüne yakın hangi yurtlar var? Senin kaldığın yurt özel yurt mu, devlet yurdu mu bilgi verir misin? Beylikdüzü kampüsüne yakın çok yurt var.
özel yurt olarak aklıma geliyor şu an. Bir de devlet yurdu var. Orası da metrobüs durağına yakın bir yurt. Şimdi metrobüs. Yani metrobüse bindiğiniz zaman okulunuzla arasında en fazla 10 dakika mesafe olan bir devlet yurdu var. Orası da başka bir, yani orada bir tane daha üniversite vardı, onu hatırlamıyorum. Aydın Üniversitesi'ydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Orada işte oraya yakın devlet yurdu var. Ama oranın devlet yurdu pek iyi değil diyorlar. Yani eğer Beylikdüzü kampüsündeyseniz devlet yurduna bence gitmeyin. Özel yurt olarak da şu an aklımda 3 tane yurt var. Bir benim yurdum var. Bir de orada bir tane Torium diye alışveriş merkezi var. Torium yurdu olarak geçiyor. Yani alışveriş merkezinin içinde bir yurt var. Bir de arkadaşımın kaldığı bir yurt var. Orası da bayağı tepede bir yurt. Ama özel servisi var, yani bütün okullara servise gidip gelebiliyorsunuz. Bir de benim yurdum var işte. Benim yurdumda tam Büyükçekmece sahilinde. Yani Büyükçekmece aşağıda, Beylikdüzü yukarıda olarak düşünün. Çok yakın arasındaki mesafe. Bence aralarındaki en güzel yurt benim yurdum. Ama biraz pahalı bir yurt. Peki sözünü kesiyorum, balla kesiyorum. Bu söylediğin 3 yurt arasında fiyatlarını biliyor musun? Fiyatlarını bilmiyorum. Ama hani çok da benim yurdum kadar pahalı olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü konumları pek güzel yerde değil. Ama bazılarının daha iyi imkanları var. Mesela benim özel yurdumun servisi yok. Ama diğer yurtların servisi var yani. Onu tabii de kendi arayıp konuşmanız gerekiyor. Mesela benim okulumun yemekhanesi yok. Küçük, hani apart gibi düşünün. Kendiniz yemek yapıyorsunuz. Diğer yurtların şeyi var, yemekhanesi var. Bununla hiç uğraşmıyorsunuz. Yani tek tek yurtları arayıp bilgi almanız gerekiyor bu konuda. Ama işte ben yurttan çıkınca yürüyüş yapmam lazım, kafelere gitmem lazım. Hani sırf sabahtan akşama kadar yurtta duramam diyorsanız kesinlikle benim yurduma gelmeniz gerekiyor. Çünkü sahilde. İsterseniz bisiklet sürebilirsiniz. Birçok kafe var, Starbucks var, alışveriş merkezi var. Tam yani merkez bir konumda. O yüzden benim yurdum çok güzel. Anladım. Umarım aydınlatabilmişizdir sizi. O zaman diğer soruya geçiyorum. Çok sorulmuş Erasmus şartları nasıl, neler? Bak ben bu soruyu cevaplamayacağım çünkü internette var bu sorunun cevabı. Beykent Üniversitesi. Hatta Erasmus şartları koyuyorum. Yazıyorsunuz. Bakın şuraya fotoğrafını koydum. Şuradan ulaşabilirsiniz. Evet ve i̇nternette detaylı bir şekilde var. Araştırmışlar. Erasmus bölümünde hangi ülkeye gidebilirsin, hangi şartlar gerekli diye size yazmışlar. Çünkü bölümlerin farklı okulları var. Evet, evet. Yani herkesin aklına bir işte Erasmus Amerika'ya gideceğim falan öyle bir şey yok maalesef. Tabii ki de gidebilirsiniz ama bölümünüzün ne olduğuna bağlı. Mesela benim bölümüm Amerika'ya gitmiyor maalesef. Amerika'daki bir okul anlaşması yok. Yani o zaman sen bana linki söylersin, hem açıklama kısmında hem de gördüğünüz gibi burayı ekrana bırakırım ya da açıklama kısmında linki bırakırım. Oraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum, internette bulamadığınız soruları bana sorun yani. Çünkü bunların çoğu Beykent Üniversitesi'nin sitesinde var zaten. Bunlara lütfen güzelce bakın arkadaşlar. Tamam. Aslında bunu cevapladık gibi ama öğrenci ortamı nasıl demiş? Bunu da söylemiştim. Yani okulun okula değişir tabii, insanın insana da değişir ama benim tanıştığım arkadaşlarım, yani öğrenci ortamı çok güzel yani, ne bileyim, böyle sıcak, hani özel okul ama özel okulda gibi de değilsin yani. Ben yani liseye gittim, dershaneye gittim, nasıl öyle bir ortamdaysam hani okulda da öyle bir ortamdaydım, özel okulda yani Beykent'te. Öğrenci ortamı güzel yani. Bu soru da çok saçma yani. Senin öğrenci ortamı nasıldı? Yani normaldi tabii ki ama normal. Herkes özel üniversite olduğu için herkesin aklında böyle bir korku mu desem, endişe mi desem, hep böyle bir şey var yani, soru işareti var. Nasıldır acaba öğrenci ortamı diye. İlla hani özel diye paraya da gitmeniz gerekmiyor, biliyorsunuz burslu da gidebilirsiniz. Benim çoğu arkadaşım bursluydu yani, burslu gitmişti. Mesela ay sen burslu mu kazandın gibi tipler. Yok, var mı mesela? Biz hatta gurur duyuyorduk, kanka aferin sana, ne güzel burslu kazanmışsın falan, biz boşuna para veriyoruz falan diyorduk yani. Öyle bir şey kesinlikle yok, dediğim gibi dizilerden kalan bir önyargı. Önyargı, anladım. O zaman son soruma geçiyorum. Bu hep adını Feriha koyduğumuz isimden kalan bir şey. Değil mi? Olabilir. Büyük bir ihtimal. Son sorum. Beykent'te ödeme yaptıktan sonra sürpriz ödemeler çıkıyor mu? Yani okul parası dışında ödemeler tabii ki çıkıyor. Bunlar da kitap paraları yani. Mesela ben hazırlık okudum. Parası verdim. Başka bölümünüzde hocasından hangi kitabı istiyorsa o kitabı mecbur almanız gerekiyor. Onların parası olabilir ama okul, yani sizin ayrıyetten bir para istemiyor kesinlikle. Yani kitap parası olur bu, ayrıyetten bir para. Onu da soralım. İlla ki bu soruyu yazacaksınız. Hazırlık kitap parası ücreti ne kadar diye bir soru gelecek. Onu da sen cevap ver. Burada videoda cevap ver. Yani yanlış olmasın. Ben çoğu şeyi hatırlamıyorum. Ama 460'tı sanırım. Öyle miydi?
Ben de hiç hatırlamıyorum ama 400 küsur TL. Ama her sene değişiyor. Bu çünkü kitaplar da değişiyor. Mesela bizim geçen seneki hazırlığın kitabıyla bizim kitabımız aynı değildi kesinlikle. Kitaplar değişiyor ki okula bağlı bir şey bu. Yani kitabın internet sitesi de öyle bir şey de var. Evet evet, içinde kod var. Kodla girip internetten çözümler yapabiliyorsunuz. Ya hatırlamıyorum işte. Ben çoğu şeyi hatırlamıyorum. Özür dilerim. Mesela ondan da yanlış şeyler demişim diğer videoda. Yani böyle yanlışlarımı düzeltebilirsiniz. Hani 460 liraya çok özürüm. 460 lirayı hak eden bir şey. Kitaplar. Kitaplar aslında. Evet. Bu kardeşinize de verebilirsiniz bu kitapları. Kuzeninize de verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bilgilerin olduğu kitaplar var. Umarım bu videoda sorduğunuz soruları atlamadan cevaplayabilmişizdir. Ben en çok sorduğunuz soruları sormaya çalıştım. Yine Damla'ya şu Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yorum kısmına da yazabilirsiniz. Çoğunlukla kardeşim cevaplıyor zaten sorduğunuz sorulara. Benim bir fikrim, bir bilgim olmadığı için ben cevap vermiyorum. Kardeşim cevap veriyor. Buraya kadar izlediğin için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.